Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Angelan, bugün Age of History Kıbrıs serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde Akdeniz'i artık Türk Gölü haline getirmiştik. Veya isterseniz Türk Denizi de diyebilirsiniz. Şuraya bir şey çektik mi abi, hemen şurayı bir kumlarla kapattık mı al sana göl oluyor yani, istersek yaparız ama yapmıyoruz. Bu bölümde ise Ruslarla savaşıp Karadeniz'i de Türk Gölü haline getireceğiz efendim. Ve çok güzel sınırlarımız olacak bunu yapınca diye düşünüyorum. Ve ardından da sizin beklemediğiniz bir şey yapacağım. Ülkede vergileri %100 yapacağım, fullleyeceğim. Bakalım ülkeye ne olacak abi? Onu çok merak ediyorum cidden. Ülkeye ne olacak? Yani tüm ordularımı sileceğim ve vergileri fullleyeceğim abi. Bakalım ülke nasıl bir hal yaşayacak? Nasıl bir iç savaş çıkacak? Yani çok merak ediyorum cidden bunu. Bu arada şuradaki orduları ayarlamayı unutmuşum. Problem değil, halledilir. Halledilir abi, problem değil. Şurada biraz ordu basalım. Bu arada hayvan gibi mallara yatırım yaptım. Nüfus 53 milyon oldu. Şu anda da mevcut 1,5 milyon ordumuz var dostlar. Eğer yatırımı şuna yapsaydık bu 1,5 milyonluk ekonomi şu anda 10 milyon da olurdu. Ama yani gerek duymadım. Zaten yeterince güçlüyüz diye gerek duymadım, yapmadım. Saldırılarımıza başlıyoruz. Ordu sayımızı gördünüz. Dizilimlerimizi gördünüz. Zaten yapacağımız bir şey yok. Alt tarafı bu tarafa alacağız. Karadeniz tarafını alacağız ve ardından da Rusya ile barış yapacağız. Sonra da ben ordularımı sileceğim. Ve ne olacak abi? Bakalım göreceğiz. Full vergileri arttıracağız. Tüm herkes bize muhtemelen isyan edecek ama yani cidden ne olacak merak ediyorum. Bunu görmek istiyorum abi. Bunu cidden görmek istiyorum. Yani daha önce hiç böyle bir şey yapmadım. Daha önce hiç böyle bir şey yapmadım bu oyunda. İlk defa yapacağım. İlk defa böyle bir iç savaş yaşattıracağım ülkeye. Ve iç savaşa da müdahale de etmeyeceğim abi. Ya yani iç savaş istediği gibi büyüyecek, istediği gibi insanlar başarılı olacak. Bakalım nasıl bir iç savaş olacak? Devletin sınırları bu iç savaştan sonra nasıl gözükecek? Çok merak ediyorum cidden. Bence siz de merak ediyorsunuzdur abi. Böyle bir şey yapmış olacağız bu sayede. Moskova'yı da hazır gelmişken alalım. Sadece Karadeniz değil. Hazır gelmişken Moskova'yı da alalım ki daha güzel gözüksün abi topraklarımız. Yani Moskova'yı alınca daha güzel mi gözükecek? Hayır. Ama Moskova'yı almak istiyorum. Rusların elinden abi. Bazıları alamamış. Biz alırız. Biz alırız. Biz alırız hocam. Biz istediğimiz zaman alırız. Böyle. Şuradaki ordunun tamamıyla buraya saldırmasına gerek yok. Şuraya da gitsinler. Ve gayet çok fazla toprak alacağız buradan. Rusya da milletle savaşta zaten. O yüzden bizim için bir problem yok. Herhangi bir şekilde bize asker çıkaramıyor ki. Çıkarsa da ne olacak ki? Bir çıkarsa da ne olacak işte o da var. Adam düşünsene bizim karşımıza bir ordu çıkarıyor abi. Çıkarabilir mi? Şu orduya karşı ne yapabilir? Bak istesem ilerlerim, ilerlemiyorum abi. Hadi ilerleyeyim şuradan. En azından Danimarka topraklarını almış olalım. Ya istesek yok ederiz ama istemiyoruz abi. Bunlar isteyip istememe durumu. İstediğimizde alamayacağımız hiçbir şey yok. Bunu da Ruslar da biliyordur. Gördüğünüz gibi karşımıza ordu çıkarmaya dahi cesaret edemiyorlar. Edemezlerdi zaten. Etmemelilerdi. Saldırabildiğin kadar abi. Alabildiğin yeri al. Al abi alabildiğin yeri. Ardından da zaten barış yapacağız. Şu an Karadeniz tarafını neredeyse aldık. Az bir şey kaldı. Onun ardından azından orayı da alıp barışımızı yapacağız efendim. Dünya barışına biraz daha katkı sağlamaya devam edelim. Çok dünya barışına katkı sağlıyoruz değil mi? Abicim getirdiğimiz demokrasiler sayesinde bak devletlerin birbiriyle savaşmasına engel oluyorum. Ben onlarla savaşıyorum bir kere, ondan sonra bir tehdit ortada kalmıyor. Bir daha onlar birbiriyle savaşmak zorunda kalmayacak. Çünkü artık devletleri olmadığı için birbirleriyle de savaşamazlar abi mantıken. Yani çünkü devletleri yok. Devletleri olsa birbirleriyle savaşırlardı. Ama işte ben bu tehdidi ortadan kaldırıyorum abi. Görüyorsunuz yani mükemmel bir demokrasi anlayışı, mükemmel bir devlet yönetimi. Ne derseniz deyin her şey var abi bizde. Hızlıca turları geçelim. Abi Hazar Denizi'ni de Türk Gölü haline getirelim mi be? Hazar Denizi'ni de Türk Gölü haline getirelim abi. Yani şurayı da alırsam Hazar Denizi Türk Gölü haline gelmiş olacak. Azerbaycan benim aramda göl olacak abi. Yani bunu da yapmış olalım hazır. Ya iki denizi birden yapmış olduk abi. Gayet de güzel oldu. Şöyle barışımızı da yapalım.
Şimdi sen bana istediğim yerleri vermiyorsun, değil mi? Sen bana istediğim yerleri ne hadle vermezsin oğlum? Sen kimsin sen? İyi, keyfin bilir abi, ben biraz daha savaşırım. Ben biraz daha savaşırım. Biraz daha giderim, yok ederim seni. Hazar Denizi'ni, Türk Gölü. Gerçi istediğimiz şeyleri alırız abi, niye alamayalım? Benim zaten çok istediğim bir şey yok ki. Moskova'yı da almayı verelim abi, ne olacak? İstediğim şey şurası zaten bir tek. Onun dışında da bir yer istemiyorum zaten abi. O yüzden çok da fazla uğraşma gerek yok. Moskova falan yani işgal etmiş olmuş olduk en azından. Yani çok da isteğim gibi bir şey yoktu. Şurayı alacağız. Ondan sonrasında şurayı almak istiyorum zaten. Yani daha da başka bir yeri zaten almak istemiyordum abi. Zaten almak istemiyordum. Hadi Moskova'yı da almadı demesinler diye şöyle de Moskova'ya da bir yılanlayalım abi. Moskova'yı da alamadı diyemesinler ondan sonra. Şöyle başka ne yapabilirim? Şundan alırız biraz. Başka da alacak bir şey yok abi. Bu barış anlaşması bizim için kafidir. Ardından tabii ki de şöyle toprakları asimile etmeyi unutmuyoruz. Toprakları asimile etmeden isyanı başlatmayacağız abi. Önce bir toprakları asimile edelim. Tabii ki de şuradaki ordularımızı şöyle kendi topraklarımıza doğru biraz getirelim de asimilasyonlara karışmasınlar. Şöyle abi şuraya doğru bir size zahmet. Sizi buralara biraz yollayacağız, dağıtacağız ama bir zahmet hocam şöyle gelirseniz oradaki toprakları daha rahat asimile edebilirim en azından. Hadi hocam. Gelemeyen kimler var? Şunlar da gelsin. Bu arada Polonya'yı görüyorsunuz. Sınırımızda hayvan gibi asker dizmiş. Her yerine asker dizmiş sınırımızın. Sanki bir şey yapabilecekmiş gibi. Buradan görebiliyoruz zaten dizdiği askerleri. Valla seriye böyle bir son vermek istemezdim. Yok isterdim şu an, istiyorum mesela. İstemezdim demeyeceğim. Çünkü istiyorum şu an. Ben istediğim için böyle bir son veriyoruz abi. Ben istemesem böyle bir son olmaz. Merak ediyorum abi, işte merak. Merak böyle bir şey. Bakalım ne olacak acaba diye merak ediyorum. Çünkü daha önce hiç böyle bir şey yapmadım. Neden yapmayayım ki diye düşündüm. Neden yapmayacağıma dair bir şey bulamadım. O yüzden yapıyorum abi şu an. Böyle. Onayla diyeceğiz. Birden fazla muhtemelen Akdeniz Türk Cumhuriyeti kurulacak. Veya Kıbrıs. Göreceğiz. Bunu hep birlikte göreceğiz. Önce bir toprakların asimile olmasını bekleyeceğiz. Ve ardından da biraz da yatırım yapalım abi ülkeye. Biraz da yatırım yapalım. Biraz da ülkemize şöyle bir yatırım yapalım. Gayet güzel oldu. Hazar Denizi'ni de Türk Gölü haline getirmiş olduk. Mükemmel oldu. Şöyle şurayı da alıp Etiyopya'yı da, buraları da Türk Gölü haline getirebilirdik. Ama yani gereksiz. Gerek yok. Yani bizim karşımıza çıkabilecek bir devlet yok saldırdığımızda, ancak yani çok da saldırmak istemiyorum şu an. Yani dünyayı fethetsek ne olacak abi? Dünyayı fethetmek bir başarı mı bizim için? Değil abi. Dünyayı fethetmek bizim için bir başarı değil. Dünyayı fethetmek kolay bir şey. Sadece amelilik istiyor. Biraz uğraşacaksın, o kadar. Orada ne kadar asker batmış? Bu mu oğlum bastığın askerler? Evet, oyunumuzu kaydettik efendim. Ardından tek tek elle ordu sileceğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu şekilde AI saldırganlığı en düşük haline getireceğim. Ve şu şekilde bakalım. Sadece 425 kişilik ordum var. Ve vergileri fulluyorum. Bakalım ülke ne hale gelecek abi. Oğlum bunu yapmalı mıyım acaba ya? Şu an hala tedirginim bu konuda ama hadi bakalım. Oğlum Türkiye'ye nerede? Türkiye'nin nerede de ona saldırdın sen? Kanka Türkiye nerede? Sen nerede ki Türkiye'ye saldırdın? Ve sen benim müttefiğim değilsin ki. Ben sana emir veririm. Sen bana emir veremezsin. Sen beni bir yere çağıramazsın abi. Öyle bir yetkin yok. Abi bu arada vergileri kısınca ne oluyor? Of, gelirin hayvan gibi arttığını görüyor musunuz abi? Çok merak ediyorum. Ülkede ne olacak acaba? Beyler bakın, vergilerinizle yatırım yapıyorum. İsyan etmeyin. Vergilerinizle yatırım yapıyorum. İsyan etmeyin. Of, mutluluklar düşüyor abi. Mutluluklar düşüyor. Ülkenin mutluluğu şu an hayvan gibi azaldı. Bak ilk isyancı burada patladı bile. Of, pasta bir isyancı daha. Avusturya'da bir isyancı çıktı. Abi her yerde şu an, her yerde isyancı çıkıyor. Dur, ilk bağımsızlığını aldı biri. Biri bağımsızlığını aldı. Kimdir bu? Moskova Knezliği bağımsızlık aldı ama komünist olarak. Yok, monarşi olarak almış, tamam. Derim ne alaka komünist? Hadi bakalım ne olacak? Danimarka'da bir isyancı çıktı.
Abi merak ediyorum ne olacak acaba? Halktan full %100 vergi almaya devam edeceğiz. Bunun sonucunda oluşan haritayı çok merak ediyorum cidden. Fas çıktı orada. Burada bir Fas devleti kuruldu. Hadi birader isyan edin de başarılı olun hadi. Burada bir Almanya kuruldu abi. O orada bir Danimarka kuruldu sanırım. Evet. Hadi bakalım. Of her yerden isyancı çıkıyor abi. Her yerden isyancı çıkıyor. Çok güzel. Avrupa'da kim kuruldu? Bir dakika oraya bir bakacağım. Sadece Afrika ile olmaz. Burada da bir Romanya kuruldu. Abi burada niye Romanya kuruldu? Dur bakalım. Abi bu isyancıların sonucunda oluşan haritayı çok merak ediyorum işte. Oo burada bir Hun krallığı kuruldu. Güzel. Abi bütün uğraşlar verdiğim, emekler verdiğim ülkem şu an yıkılıyor. İsyancılar tarafından yok ediliyor abi şu an ülkem. Bütün emeklerle kurduğum o krallıklar, yendiğim o krallıklar hepsi bana isyan ediyor abi şu an. Burada bir Portekiz krallığı var. Üstüne bir de yukarıda bir Portekiz var. Afrika'daki durum nedir bu arada? Ghana, Benin, İspanya. İspanya burada kuruldu abi. Mutluluk kaç abi bakayım. Şuraya bak abi. Duruma bak. Aragon kuruldu. Türkiye'ye bak. Türkiye Fransa'da kuruldu. Fransa'da Türkiye kuruldu abi. İnanılmaz. Şurada bir İtalya'mız kuruldu. Burada da bir Salerno kuruldu. Bakalım. En sonucunda ne olacak acaba? Dünya haritası nasıl bir değişim yaşamış olacak? Vay anasını. Hadi oğlum. Hadi oğlum biraz daha hızlı isyan edin. Herkes isyan etsin. İsyancılar birbirleriyle mi savaşıyor? Az önce toprak kaybettiler ben saldırmama rağmen. Şurada biri daha kuruldu. Bu kimdir hocam? Beyaz Rusya. Çok alakasız yerlerde şey yapıyorsunuz. Burada bir Belçika'mız kuruldu. Belçika hak ettiğinden daha fazla toprak aldı abi. Niye böyle oldu? Güzel. Sonucunda ne olacak acaba? Bu arada şurada da bir devlet kurulmuş. Burada da bir Yunanistan kurulmuş. Abi dünya haritasına bakın. Burada Çekoslovakya kuruldu sanırım. Evet, Çek Cumhuriyeti kurulmuş. Türkiye'nin kurulması gereken yerde kim kurulacak acaba? Bulgaristan falan mı kurulacak? Burada bir Makedonya Cumhuriyeti kuruldu. Onun dışında şöyle biraz daha bir bakalım abi. Buradaki asiller hala devlet kurabilmiş değil. Bekliyoruz bakalım kurmalarını. Şu an kurdular. Landians diye bir devlet kurdular. Burada bir Bulgaristan kuruldu. Şu devlet ne olacak onu merak ediyorum. Abi devlete bak be. Mükemmel bir devlet değil miyiz? Bizans İmparatorluğu kuruldu lan. Aha. Aha. Şey kuruldu abi. Şey isyana başladı. İç savaş. Bu direkt iç savaş hocam bu. Türkiye Kıbrıs iç savaşı çıktı ama monarşist olarak. Monarşist olarak çıktılar abi. Güzel. Güzel. Hocam sen direkt başarılı olabilirsin. Sıkıntı değil. Şöyle salayım ben seni. Çünkü seninle barış yapmadan olmaz. Abi monarşist Çin şeyi çıktı abi. Çin'le alakalı lan. Kıbrıs Türk şeyi çıktı. Onlar çıkmasaydı daha iyi olacak. Çünkü haritayı biraz çok bozdular. Bizans İmparatorluğu kuruldu abi. Mükemmel. Beyler ülkeye bakın. Azerbaycan bana niye isyan etmiyor? Azerbaycan sen bana niye isyan etmiyorsun oğlum? Şu ülkeye neden isyan etmiyorsun? Azerbaycan'ın şu an bana isyan etmesi lazım aslında ama isyan etmiyor abi. Adamsın lan Azerbaycan. Bizans'a bakın be İstanbul'u başkent yaptı bir de alçaklar. Ama şurada Suriye kurulursa üzülürüm lan. Şurada Suriye kurulursa üzülürüm ama kurulacak gibi. Abi en sonunda bakacağız bakalım ülkemize ne olmuş olacak acaba. Abi Libya'da da çıktı isyancı. Lan toprak kaldı 4. sıraya düştüm lan. Mısır. Ne kaldı abi? 11 milyon nüfusum kaldı. 204 eyaletim daha var abi. Daha çok var da. Aha tamam Antakya Prensliği kurulmuş. Bu daha kötü oldu. Suriye kurulursa üzülürüm demiştim ama. Daha kötü oldu. Güzel burada bir Libya'mız kuruldu. Hocam yok mu bağımsızlık kazanan? Yok mu hocam bağımsızlık kazanan? Var herhalde. Kazananlar oluyor. Burada bir Irak kuruldu. Mükemmel. Bekliyoruz abi dünyada şu an. O benim
Benden isyan edenler birbiriyle savaşıyor şu an. Almanya İtalya'ya savaş ilan etti abi. Almanya İtalya'ya savaş ilan etti. Şu an dünyayı yeniden şekillendirdim resmen. Aha bir tane daha şey savaşı çıktı abi. Bir tane daha iç savaş çıktı. Bunlar neci peki? Bunlar monarşist. Bunlar ha faşist. Faşistler çıktı abi. Çok güzel. Faşistler çıktı. Bunları da sal abi. Bakalım durum daha neye gidecek? Ne kaldı abi bende peki? Bende ne kaldı peki hocam? 72 eyalet kaldı. Bakalım daha kim bağımsızlık kazanacak? Böyle en sonunda bir bakarız dünya haritasına. Abi İspanya gitti Afrika'da kuruldu ya. Türkiye gitti Fransa'da kuruldu ya abi. Artık Avrupalı olduk. Gerçekten Avrupalı olduk. Suriye bağımsızlık kazandı bir yerde bu arada. Bir yerde. Aha bir tane daha iç savaş çıktı. Bir tane daha çıktı. Aha Azerbaycan kuruldu. Oğlum Azerbaycan zaten var. He bu Azerbaycan. Bizim Azerbaycan bağımsız almış. Olsun. Olsun hocam. Siz necisiniz peki birader? Komünist. Olur. Olur abi. Siz de olur. Sıkıntı değil. Siz de olur. Yani siz de alın abi. Almadık var mı? Ne kaldı abi bende şu an? Şu an benim topraklarım nerede ya? Suriye bana savaş ilan etmiş. Yok. Evet etmiş. Umman oğlum gidin lan bağımsızlığınızı aldınız. Bir de daha ne alacaksınız? Malta falan da bağımsız olmuş. Makedonya da bana savaş ilan etmiş. Birader bağımsızlığınızı aldınız yetmedi mi? Daha ne istiyorsunuz benden? Allah Allah. Daha ne istiyorsunuz? Aga be, Azerbaycan'ı rahat saldırdı. Azerbaycan'la birlik oluşturabilir miyiz? Onu da böleceğim abi. Olmadı, kabul etmedi. Vay anasını be. Şimdi şöyle bir bakalım abi. Haritamıza bir bakalım. Şimdi İspanya Kong Krallığı var burada. Demokratik Kongo Cumhuriyeti var. Benin, Ghana. Burada bir iç savaşta ortaya çıkmış medeniyetimiz var. Fas var, Cezayir, Libya, Mısır. Burada Mukurra var. Yine iç savaş. Suudi Arabistan. Burada yine bir iç savaş devleti var. Suriye var. Antakya Prensliği var. Yine bir iç savaş devleti burada var. Trabzon İmparatorluğu kurulmuş. Burada yine bir iç savaş devleti. Candar İmparatorluğu. Candar İmparatorluğu değil pardon. Candarullara Beyliği. Burada bir benim toprağım var. Bizans var burada. Bizans. Güzel. Bulgaristan var. Makedonya Cumhuriyeti var. Ragusa var. Romanya var. Ukrayna var. Burada bir antalar var. Bir Hunlar şurada bir Hun kurulsaydı sevinirdik be. Moskova Knezliği var. Lendians var burada. Polotsk var. Benim hala orada toprağım var. Çekler var burada. Almanlar İtalyanlara savaş ilan etti. Türkiye biz burada. Maşallah. Artık Avrupalıyız. Belçika var. Aragon var. Burada hala benim toprağım var. Portekiz var. Burada bir Portekizimiz daha var. Şurada bir asilerimiz var. Bunlar da bağımsızlığını kazansın. Onları da görelim. Hadi oğlum kazanın bağımsızlığınızı. Hadi oğlum. Oğlum sen benim masum değil misin? Kazansana bağımsızlığını. Kazanmıyor abi. Adam istemiyor bağımsızlık. Adam sadece isyancı olarak yaşamaya devam etmek istiyor. Batı Frank Krallığı var. Utrecht var. Burada Danimarka var. Var oğlu var. Tabii ki burada oyunumuzu kaydediyoruz. Ancak böyle bir harita söz konusu değildir. Tabii ki de bizim haritamız budur abi. Bu şekilde bitirmem tabii ki. Şu ülke olarak bitirişimizi yapalım. Evet dostlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ve ayrıca videolara beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Umarım iç savaşı beğenmişsinizdir.